أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâl hayri ve lev asîrâ. Fîlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâ. Ve bir senedin muttasilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ kharacel raculu fekâle bismin beytihi fekâle bismillahi hasbiyallahu tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah feyukalu hasbu dîte ve küfîte ve bukîte feyetenehâ lehu şeytan. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberanın zâmi aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbâlı rıdvanullahi teâlâ aleyhi mecmainin bil cümle âlite-i teâlâ'nın müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırûn ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervâcine el-Fâtiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İzâ dakhala ahadukum el mescide kâne fî salâtin mâ kânet salâtu tahbisu. Evet. Vel melâiket yusallûn alâ ahadukum mâ dâme fî meclisihi lezî sallâ fîh. Evet. Camiye girdiniz. Cami ne demek? Allah'ın evi demek. Cami Türkçe'de, Kur'an'da mescid. Mesacidullah diye geçer. Ne demek o? Secde edilen yer. Namazın en kıymetli yeri secde. Onun için mescid oradan geliyor. Secde edilen yer. Mesacid camiler demek. Mescidler demek. Mescid-i haram. Haram camisi değil. Camil haram değil. Mescid-i haram. Kur'an'da öyle geçiyor. Mescid-i haram diye geçiyor. Evet. Mescid-i Aksa diye geçiyor. Mescid Allah'ın evi. Mesacidullah. Allah'ın evine geldiniz. Böylece Allah bir evine adam evine ne için gidersiniz? Ev sahibini ziyarete. Siz camiye Allah'ı ziyarete geldiniz. Onun için hacılar züvvar ziyaretçilerdir. Neyi ziyaret ediyor? Allah'ı ziyaret ediyor. Çünkü Kabe Allah'ın. Allah orada oturmuyor. Ama Kabe Allah'ın, Beytullah deniyor. Dikkat ederseniz Kabatullah deniyor. Allah mekandan münezzeh, orada oturmuyor ama orası Allah'ın evi. Allah'ın evini ziyarete giden Allah'ı ziyaret etmiş olur. Buradaki camiler de Allah'ın evidir. Allah'ı ziyaret etmiş olur. Seni birisi uzaktan yakından gelse, ziyaret etse, buyurun bir çay desin, bir şeker desin. Hatta bizim Anadolu'da gidiyoruz, hocam bir yemeğimi ye. Bir görmüş adam. Bizim insanımız bu. Bir yemeğini yedirmek istiyor. Bu insanlık ya, bizim şeyimiz bu. Biz böyle bir milletiz. Elhamdülillah. Allah bu duyguları almasın bizden. Evet. Yemek ikram edersin. Yatırırsın, kaldırırsın. İkramda bulunursun. Allah ekramül ekramin. Kerem sahiplerinin en üstünü. Onun evini ziyarete gelince boş döndürür mü? Mutlaka bir ikramda bulunur. Onun için evde namaz kılacaksın, camide namaz kılarsan 27 kat fazla veriyor. Yani evde kıldığın 27 kat. Ne kadar evde? En az 1'e 10. Ama güzel namaz kılarsan yine namütenahi. Bir de bunu camide güzel namaz kılarsan yine namütenahi'nin 27 katı.
Bir de Kabe'de kılarsan bunu, Kabe'de gider de cemaat olursan 100.000 kat. 27 katı 100.000. 20 katı 100.000'i. Parası olup da hacca gitmeyene yuh, kafası çalışmıyor demektir. Bu kadar sevabı kazanmaya aklı erdiremeyen adam kaçıktır. Hem inanıyorum diyor hem de bu fırsatı kaçırıyor imkanı da varken. Hemen hacca gitmeli helal parayla. Öyle kavga etmeksizin ha. Şeytana yem olmaksızın ha. Böyle muazzam sevaplar var. Şimdi böyle gittin camiye. Girdin. Ama benim saat yanlış ya. Daha yarım saat var ya. Bir saat var ya. Gitme diyor Peygamberimiz. Namazı bekle. Camiye gidip de erken camide namazı bekleyen mümin sanki namaz kılıyormuş gibi. Evet. Başka bir maksadı yok. Camiye niye gelmiş? Bu adam niye geliyor? Cami tamir edecek. Namaz kılmaya gelmiyor. Para kazanacak. Bu da güzel bir şey de meyhanede yapabilirdi. Cami tamiri vesile oluyor. Güzel bir şey de. Ama sen niye geldin buraya? Tamirci bilen değilsin. Sırf namaz kılmaya geldin. Hadis dinlemeye geldin. Vaaz dinlemeye, Kur'an dinlemeye geldin. Güzel bir şeye geldin. Evet. Namaz kılmak için geldin. Başka bir maksatın yoksa öyle diyor. Mel melâkid yusallûn alâ ahadik mâdâme fî meclisihî lezî sallâ fî. Namaz kıldığı yerde oturduğu sürece melekler ona dua ederler. İstiğfar ederler. Meleklerin duası, Allah'ım bu adam günahlarını affet. Bak evinde seni bekliyor. Evet. Derler. Namazda olduğu sürece, camide olduğu sürece. Evet. Ne derler? Allah yakulun Allahum erhamhu. Allah'ım şükrüne merhamet et. Acı da hayra yönelt. İşlerini düzelt. Ailesiyle arasındaki pürüzleri kaldır. Çocukları salihiyle arasındaki muhabbet halk et. Kavga dövüş kalksın. Merhamet bu demek. Allah'ım şu kuluma merhamet et. Bak seni bir saattir bekliyor camide. E geliyor. Şimdi buradan şimdi nereye gideceğiz? Herif camiye gelmiş. Çıkacağını düşünüyor. Kazara gelmiş camiye. Camideyken kafası dışarıda. Oraya gitsem şöyle. Yok ya Allah'a bağlanan camide. Bunu düşünme. Evet Kabe'ye gidiyor adam. Bir ton para harcıyor. İktidar kavgaya girmiş muhalefetle. Bu ne orası iktidar yerine mi? Kavga yerine. Amerika Cumhurbaşkanı şöyle olmuş. Ulan sana ne Amerika Bush'un yaptığı sana ne? Ama ne dedik biz? Şeytan peşinde ya. Kabe'de bile ibadet yaptırmıyor. Amerika'nın başkanıyla konuşturuyor. Türkiye'de hükümet dağılmış diye düşmüş diye. Allah Allah. Sana ne lan? Orada Allah Kabe'ye bak. Allah'ı düşünsene. Estağfurullah desene. Evet. Böyle Allah'ım bunu merhamet et. Allah'ım tüb aleyhi. Tevbe ediyor. Estağfurullah. Tevbesini kabul et ya Rabbi. Adam yürekten tevbe edemiyor. Estağfurullah. Vay be. Çin'den mi gelmiş? Nijerya'dan mı gelmiş? Ama estağfurullah diye böyle. Sahtekar herif. Ama görünüşte bakın estağfurullah diyor. Dikkat ediyor musunuz? Allah'ım onun tevbesini kabul et ya. Estağfurullah diyor bu. Ananı avradını diye söylüyor. Yani yanlış şey de olsa hani güzel de söyleyemese estağfurullah diyor. Tüb aleyhi kabul ediver ya Rabbi. Hakikilerinizi dahil ediver ya Rabbi. Mâ lem yübzi fihi mâ lem yahduz. Camide başka bir mümine eziyet etmediği sürece melekler böyle dua ederler. Başka mümine eziyet ederse o zaman dua yok. Merhamet yok. Mümine eziyet haramdır. Allah bizi ıslah etsin. Şimdi bu hadisleri duydunuz. Allah nasip etsin. Hacca gidin. Evet. Orada hep bunlar oluyor. Geliyorlar, kol gidiyorlar. Geliyor herifin, ıhıyor üstüne.
Ya arkadaş bir yer yok görüyorsun. Nereye gideyim? Ben nereye gideyim dedi. Ya ben senden evvel gelmişim. Yer olsa vereceğim. Hani demin vermeyenini kınadık. Yer yok vermiyordu. Geliyor ne diyor? Bana yer nereden bulalım arkadaş? Bir de böyle düşüncesiz adamlar var. Öbür tarafa gitse yer bulacak. Zor geliyor. Ihıyor orada kotonu. Eziyet ediyor. Eziyor. Adam rahatsız, hasta. Ihıyor oraya. Mümine eziyet etmediği sürece. Mümine eziyet etmediği sürece. Mâlem yahduz. Evet. Abdestini bozmadığı sürece. Allah bizi ıslah etsin dedim ya. Gelmiş, sıkışmış. Alıp dönerken kaçırıyor. Gidip abdesti almak zor. Abdesti bitti. Yine de Kabe'den çıkmıyor. Abdestini namaz kılıyor. Ben o adamın kalbini nereden bileyim? Ama biri tanıdık biri gelirse yerini oturtturacak, yer kaybetmek için. O zaman abdestsiz bekliyor orada. Yerim kaybolmasın diye. Abdestini bozdun mu melekler bu duayı keser diyor. Camide abdestsiz oturulmaz arkadaş. Hocam öyle diyorsun ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'ye Necran'dan gelen papazları oturtturmuş, kendileriyle konuşmuş. Ben camiye girmesin demiyorum. Cünüp giremez, hayızlı giremez. Ama abdestsiz adam girebilir camiye. Yasak değil. Değil ama abdestsiz olduğun zaman melek sana dua etmiyor. Ben ona haber veriyorum. Haramdır demiyorum ama abdestsiz olduğun zaman boşa kürek çekiyorsun. Abdest al da öyle gel camiye kazanacaksan. Öyle diyor. Mâlem yahduz. Ama böyle abdestini bozarsa ev fahişin min lisanihi ev yedihi. Tuh! Aptal herif demiş. Camideki adama kızmış. Böyle bu fahiş kelamdır. Böyle söyledi mi melekler yine duayı keserler. Veya tutmuş, atmış. Kafasını kızmış, atmış. Melekler yine duayı keserler. Şimdi 69'da ilk defa hacca gittik. Ravza-i Mutahhara'ya girdik, buyurup bekledik. Namaz kılıyoruz. Arkadaşımızın birisi namaza başladı. Bir tane görgüsüz herif böyle ki arasana, beklesene. Beklemedi. Geldi omuzuna öttü arkadaşımızın. Ben de önümde tabii. Şimdi bir şey kopacak ya. Namazda kılıyorum ama kafam da orada yani. Allah biliyor. Arkadaş selam verdi. Omuzundan tuttu. 5 metre ile fırlattı adamı. Bu da olmadı. Öteki olmadı ama bu da olmadı. Bu da olmadı, o da olmadı. Meleklerin duası o zaman kesilir. Kavga ettin mi elinle, dilinle dua etmezler diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ebi Şeybe, Ebu Hureyre Hazretlerinden ki lehu şevahid, bu hadis-i şerifi de destekleyen bir sürü hadisler vardır. Bir sürü hadisler vardır. Şu hadisi okuyorum, sizi serbest bırakacağım inşallah. Evet, şimdi camiye girerken Bismillah unutmayacağız. Camiye girerken sağ ayağımızı gireceğiz. Eğer itikafa niyet edersek itikaf sevabı alırız. Yani neveytül itikaf, camiden çıkınca kadar. Esas itikaf namazanın son 10 gününde 10 gün içeride kalarak 10 gün hiç dışarıya çıkmamaksızın tuvalet için hariç. İçeride yiyip içersin, içeride uyursun. Allah'a kendini adamak demek. İtikaf. Kur'an'la geçiyor. Peygamberimiz hiç Medine geldikten sonra terk etmemiş. Bedir Harbi'nde harp olduğu için yapamamış. Dönüşte ödemiş. Sünnetin kazası olmaz. Onun için diyorlar vacip itikafa. Bir memlekette mutlaka bir kişi, iki kişi girmesi lazım. Hiç kimse girmezse diyor zorla şöyle olur böyle olur. Kitaplarda fıkıh kitaplarında var. Böyle bir insan
camiye girerken böyle itikafa niyet etmeli. Konuşa konuşa girmemeli. Besmele çekerek girmeli. Sağ ayağıyla girmeli. Ayakkabısını emniyete almalı. Neden? Çünkü pahalı bir ayakkabı. Namaz kılarken çaldım acaba. Çaldım. Namazı huzur olmaz. Onun için ayakkabıyı öne koymak iyidir, sünnettir. Camide ayakkabıyı önümüze koyamayız hocam. Havlular filan. Şimdi ne güzel, şimdi anahtarlı kutular yaptılar. Her yerde görüyoruz. Güzel bir şey. Koy ayakkabını, kilitle. Oh, garanti çalınmayacak. Kafanı Allah'la buluştur. Huzurlu namaz kıl. Böyle içeri gir. En ön safa git. İmama en yakın yere git. En çok sevabı o olacak. Birinci saf dolunca ikinci saf. İkinci saf, üçüncü saf. Giriyor, arkaya duvarın dibine ıhıyor. Akılsız herif. Erken geldin, ön bomboş. Akılsız hakikaten. En çok sevap ön safta. Niye gitmiyorsun oraya? Niye gitmiyorsun oraya? Tam sopalı. Kimisi hocam yüzüm yok diyor. Ya yüzün olmaz, sen mümin değil misin lan? Müslümansan, Müslüman olduğuna göre camiye gelmişsin, Müslümansın. Niye ön safa gitmiyorsun ya? Yok hocam. Selam verince cuma selamını hemen kaçacak. Ya ben Allah'la kendim arasında o maksatla arkaya oturursan zaten sopalıksın yani. Zaten sopalıksın. Allah bizi ıslah etsin. Bir Müslüman izâ dâhale ahadüküm el mescide, mescide girdiği zaman fel yüsellim, selam versin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Esselamu aleyna ve alâ ibadillâh s-salihin. Kimse yok. Böyle selam, esselamu aleyna bütün Müslümanlara ve ibadillah tüm müminlere selam versin. Kimse olmasa var. Kur'an okuyor, Kur'an okuyana selam verilmez. Vaz ediyor. Usulce varsın, selamun aleyküm diyorsun. Kur'an vaaz dinlerken selam veriliyor ama gürültü yapmamak lazım, huzuru bozmamak lazım. Oturduğun 2-3 kişi duyacak kadar selamun aleyküm dersin. Selam verin. Kimse olmazsa böyle esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Peygamberimiz başta olmak üzere tüm bize, hepimiz ümmet-i Muhammed'e, salih kimseler hepsine ya Rabbi salatu selam eyle diye selam versin. Evet. Sümmel yakul. Girerken selam verin, söyle desin. Allahümme iftah li ebuvâbe rahmetik. Allahümme iftah li ebuvâbe rahmetik. Camiye niye geliyorsun? Allah'ın rahmeti kazanmak için. Allah'ım rahmet kapılarını aç. Vâlık alâ ebuvâbe sahatik. Gazabın kapılarını kapat. Ve gadab gazın. Vasrif anni şeytan. Vesvesetehi. Şeytanı, vesvesesini benden uzaklaştır ya Rab. Evet. Ve edhilnâ fîhe. Beni cennete girdirir gibi girdir camiye. İza haraca böyle içeride konuşma. Estağfurullah de. Kur'an oku. Hocam yorgunum. Ayağın kıbleyi uzatma. Bağdaş kurabilirsin. Diz çökerek en güzeli. Dedikodu yapma sakın. Boş laf etme sakın. Camide boş laf etmek tüm sevapları odunun, ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi yok eder diyor. Cami orası ya. Lak lak dövülmez orada ya. Kimse kayıp arıyor. Otomobil bulamıyor. Bırak. İki tane Hazreti Ömer olsa ikişer tane çakar onları. Cami kayıp bürosu değil. Caminin çıkışında ara kaybını. Tamam, çıkışında. Caminin içinde değil. İçeride iyi laf edeceksin. Yargınım hocam. Sus. Dedikodu iş yerine laf etme. Sus o zaman. Namazı bekleyen namaz kılınmış gibi meleklerin duasını kazanır. Dedik ya. Ha, böyle çıktın. Çıktın. Çıkarken Allahümme iftah li ebuvâbe fadlik. Allah'ım rızık kapılarını, helalinden rızık kapılarını bana aç diye çık. Allah'ım iftah li ebuvâbe. Çünkü cami alışveriş yeri değil. Caminin dışında rızık kazanma yeri. Allahümme iftah li ebuvâbe fadlik. Fadl-i ihsanını, rızık kapılarını bana aç ya Rab diye helalinden
rızıkını bana aç diye. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresinin 10. ayet. İza kazayte fi iza kudiyeti salatu fenteşru fil ardı ve ebtevu min fadlillah. Cuma namazını kılınca yeryüzüne dağılınız, Allah'ın fazl ve ihsanından helal rızık arayınız diye emir vardır. Böyle çıkarken de böyle dua et. Her halükarda camiye gitmeyi ihmal etme. Bu her bakımdan senin için gerekli. Neden gerekli? Bir kere camiye gitmek için evde abdest aldın, yürüyorsun. O andan itibaren namaz kılıyormuş gibi yazmaya başlıyor sağ melek. Sanki devam namaz kılıyormuş gibi. Camiye giden mümin olarak ölür. Garantin var, garanti belgen var. En büyük devletle imanla göçmek. Bunu elde ediyorsun, devamlı cemaate gidersen adım başına bir derece veriyorlar, bir günahını siliyorlar attığın adımlara göre. Arabayla gidersen tabii ettiğin benzin masrafı, tekerleğin dönmesi hesaba giriyor. Evet, böyle kazançları var ayrıca. 27 kat almak var ayrıca. Yeryüzünü ayakta durduruyorsun. Çünkü o kadar azgın insanlar var, siz de biliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın böyle tutuyor uçurum kenarında. Yümsiküs semavet ve ard tutup durur. Salıverse güm yıkılacak, kıyamet kopacak. Böyle kız gazap ediyor, o azgınları görüyor. Tam yıkın emrini verecek. Bir de bakıyor Müslümanlar camiye gelmişler. Ya camiye gidiyorlar. Dünya yuvarlak olduğuna göre her saniye bunlar oluyor. Kimisi camiye gidiyor, kimisi böyle el pençe divan durmuş, düzgün saf bağlamış. Onlar görünce erteledim diyor. Ayakta tutuyor camiye giden adam, kainatı ayakta tutuyor. Camiye gidenler, camide namaz kılanlar olmasa çoktan batıracak dünyayı. Onlar görünce erteledim diyor, vazgeçtim diyor. Onun için insanlara böyle bir iyiliğin oluyor. Ondan sonra tabii imanla göçme yanında evde kılsan namazın farzı kaç? 12. 12 farzdan birisi yok, namaz yok. Ama uydum şu imama dedin mi? Bütün sorumluluğu imam üstüne alıyor. İmam cemaatin kefilidir diyor Peygamberimiz. İmam cemaatin kefilidir, damini. Yani cemaatin namazının hepsinin hesabını imam verecek. Yanlış yaptıysa senin garanti belgen var. Camide uyudum imama dedi, geçirin bana. Gel bakalım imam diyecekler. Sen güzel okumadın, sen tahiyyatı okumadın, sen şu yanlışı yaptın, sen... Hepsini imam verecek hesabını. Onun için akıllı adam bence imkanı varsa hiç cemaatten kalmaz. 5 vakit cemaate gider. Bir de buna alışan adam camiyi çok sever. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet gününde herkes bunalım geçirirken sıkıntı üstüne sıkıntı bir anda 17-18 yaşında delikanlının saçı bembeyaz olur. O kadar sıkıntı var. Böyle hamile kadınlar hamlini düşürür. Böyle sıkıntı müthiş. Kıvranırken 7 kişi diyor arşın gölgesinde gölgelenirler. Birisi de kalbi muallakum bil mesacid. Kalbi camilere bağlı Müslümanlardır. Geç kalmayayım. Erken gideyim. İçinde namazı kılmış gelmiş. Hanım şu işi yapacağız. Ben ha, namaza geç kalma beni ha. Hatırlat beni ha. Oğlum ben hatırladım, kızım beni hatırladın ha. Geç kalmıyorum ha. Kalbi camiye bağlı. 5 vakte gidiyorsun ya. Bu adamlar hiç sıkıntı görmez. Karşın gölgesinde püfür püfür safa sürerler diyor Peygamberimiz. Müttefakar aleyh hadistir. Cenab-ı Hak dünya ve ahiret sıkıntılarından, mahşer sıkıntılarından kurtulma yollarını yapanlara gidenlerden eylesin bizi inşallah.